Sevgili prensim, bir imparatorluğu yönetmek için hem politik bilgeliğe hem de ahlaka sahip olmalısınız. Bunların hepsini biliyor olmak her prensin görevidir. Ama büyük baba, arabacıları acı içinde görmek beni rahatsız etti. Demek birkaç arabacının acı çektiğini görünce aniden sempati duydun. Bunu öğrendiğim iyi oldu evlat. Ama sadece birkaç arabacının hatırı için iki imparatorluktan insanları savaşmaya kışkırtamazsın. Yaptığın şey savaş ihtimali yarattı, unutma. Yani cezalandırılacaksın. Ekselansları. Ama halkı korumak için Prens Duryodhan, bir prensin sorumluluğunu yerine getirdi ekselansları. Bunun için mutlaka ödüllendirilecek. Ama şimdi adalet zamanı. Kralım, sizden rica ediyorum. Adaleti sağlayın. Ama baba, Duryodhan hala hiçbir şey öğrenmedi. Onu nasıl cezalandırabilirim ki? Cezası eğitiminin bir parçası olsun. Bir prens mahkemede sıradan bir suçlu gibi durmalıdır. Bu harekette yeterli bir cezadır baba. Prens Duryodhan benden ödül olarak bir söz aldı. Hayatı boyunca bir kez ne isterse her şeyi dileyebilir. Ve onun isteğini mutlaka yerine getireceğim. Bundan şüphesi olmasın. Söyle bana, dileğin nedir? Kralım, ona sadece sahip olduğunuz şeyleri verebilirsiniz, unutmayın. Ama bu Kuru ailesine ait bir şey değil. Baba, ben sınırlarımı biliyorum. Bu ödülü doğru şekilde kullanacaksın Duryodhan. Bunu umut ediyorum. Selamlar kralım. Ben de tam buraya ödülümü almaya gelmiştim. Prens Duryodhan ve ben bu görevi birlikte yaptık. Eğer bir ödülü hak ediyorsa benim de bir ödül hakkım var demektir. Sen kimsin? Baba, o bir arabacının oğlu. Karn, arabacıları korurken de yeterince cesurdu. Korkusuz ve çok güçlü. Eğer öyleyse, o zaman sen de bir ödülü hak ediyorsun Karn.
Kralım, savaşa katılma hakkı olmayanlar başkalarının hayatını nasıl koruyabilir? Sadece Şatriyalıların koruma hakkı var. Araba sürücülerinin de korunma hakkı vardır. Yani bunun için karnı ödüllendirmeye gerek yok. Ödül değilse beni cezalandırın, Sayın Bakan. Tıpkı Duryodhan gibi ben de Pançal sınırlarını izinsiz geçtim efendim. Eğer o cezalandırılıyorsa ben de onunla paylaşırım. O sırada elinizde silah var mıydı peki? Benim silahım ellerim. Prens ve imparatorluğa hizmet eden insanların bazı siyasi sınırlamaları vardır. Herhangi bir sıradan vatandaş diğer imparatorluğa girerse eğer, buna ne yazık ki izinsiz giriş denir. Sınırları aşmak sayılmaz. Pançal seni kesinlikle cezalandıracak. Ama bu Hastinapur için bir suç değil. Biliyordum ekselansları. Bu mahkemede ne ödül alacağım ne de ceza alacağım, değil mi? Yaptığım her şey kurallar, etik ve politikalar içinde kaybolacak. Çünkü beni ödüllendirir veya cezalandırırsanız bu açıkça şu anlama gelir. Bir savaşa katılmaya hem gücüm hem de hakkım var. İşte bunlar haklarımın sınırlarına karar verecek. Bir savaşçı olacağım ve Şatriya'nın politikası asla büyük bir hata yapamaz. Sınırlarınızı aşıyorsunuz, dikkat edin. Kusura bakmayın. Ama sınırları aşmak için onları önce kabul etmek gerekir. Sınırlarınızın hiçbirini dikkate almıyorum, ekselansları. Bütün sınırlara toplumdaki konumunla karar verilir. Yani senin kabul etmenle değil. Bu sistemin mutlaka yıkılmasını sağlayacağım. Hem de çok yakında. Bahar Bayramı gününde Hastinapur'un savunma bakanı ve Kuru ailesinin büyük savaşçısı bir arabacının oğlunun arabasında duramayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.